Sevgili seyircilerimiz, bir marka sohbetlerle daha yine karşınızdayız. Bugün Sami Bilge'yi ağırlıyoruz. Elyaf Tekstil sahibi, Bursa'nın renkli ve tanınmış bir siması olarak. Hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk efendim. Bu renkli simayı, herkesin bildiği renkli simayı bir kez de kendi ağzınızdan dinleyelim. Nasıl tanıtırsınız? Yani çok renkli olduğumu sanmıyorum. Siyah beyaza daha yatkınım diye düşünüyorum. Önce ben... Başta Line TV izleyicileri olmak üzere tüm Bursalılara iyi akşamlar diliyorum. Ben Bulgaristan göçmeni bir ailenin Tokat'ın Turhal ilçesinde doğmuş ve 6 yaşında Bursa'ya gelmiş ve Bursa'nın evladı olmuş bir kimseyim. Çocukluk yıllarımda rahmetli babacığım hep beni vali yardımcısı yapmak istiyordu. Öyle hayal ediyordu. Ama demek ki çok aklım basmıyormuş. O zaman Bursa'da ya okuyacaksın ya dokuyacaksın diye bir söz çok meşhurdu. Evet. Ben de okumak yerine dokumayı tercih ettim. Ortaokuldan sonra etrafımızda tekstil atölyelerinin bulunduğu bir ortamda yaşıyorduk. Ve dolayısıyla dokumacı çırağı olarak hayata atıldık. Sonra dokuma işçisi. Aile uğraşıyor muydu tekstille? Abimler de dokuma işçiliği yapıyordu. Hı hı. Ailenin kendi atölyesi yoktu ben başladığımda. Yani aşina olduğunuz bir konuya dahil olmuşsunuz. Biraz da abimlerden aşinayım. Biraz da çevrede biz kapımızdan dışarıya çıktığımız zaman dokuma sesleriyle karşılaşıyorduk. Ve daha sonraları da ilerleyen yıllarda tekstil sanayicisi olarak hayatımıza devam ediyoruz. Biraz fazla sosyal olmayı seviyorum diyeyim. Hatta çocuklarım benim kadar sosyal olsa kızacak kadar seviyorum. Böyle sivil toplum örgütlerinde görev yapmayı, biraz siyasetle ilgilenmeyi. Önümüzdeki cumartesi günü Bursa Spor Kongresi var. İşte Bursa Spor'la ilgilenmeyi gibi böyle bir kimseyim. Peki Elyaf Tekstil markanız. Biraz onun kuruluşundan da bahsedin isterseniz. Nasıl başladınız? Üç ortak olarak başlamıştınız. Sonrasında iki ortak olarak devam ettiniz. Bursa'da ilkel dokuma tezgahlarında fason üretim yapıyorduk. 3-5 birikimim olduğunda benim çok sevdiğim, Allah nur içinde yatırsın, mekanı cennet olsun. Bir ağabeyimiz vardı. Öz abim değildi ama çok sevdiğim bir ağabeyimdi. Yaş olarak benden çok yaşlıydı. Ona dedim ki benim 3-5 birikimim var. Bugünkü çok komik bir para. Bugün bunun aynı reel değerindeki bir parayla işe başlamak mümkün değil. Birazcık hiç yoktan denilebilecek bir rakamdan bahsediyoruz. Hiç yoktan denilebilecek. Bugünkü rakamla 5000 dolar. Ben birazcık böyle bir ton İplik alıp fason üretim yapıyorum tüccara. Biraz da kendime kumaş üretip bunu İstanbul'da pazarlamayı düşünüyorum dediğimde rahmetli Adil abi güldü bana. Yani bu parayla böyle bir şeyler nasıl hayal edebiliyorsun? Tam bir girişimcilik, girişimci ruhu. Vallahi ben biraz deneyeceğim dedim. Bunu etrafımda kimselere de açtığımda onlar da çok komik buldu. Ama benim kararlı olduğumu görünce rahmetli Adil abi dedi ki bir o kadar para da ben koyayım ortak olalım dedi. Üçüncü yok, taraf. O daha evet, ikinci taraf. Kişi, evet. Ondan sonra 5000 dolar civarında da parayı o koydu. Böyle ortaklığa girişirken şimdiki ortağım benim çocukluk arkadaşım. Ona da mevzuyu açtığımda ya o da bu kadar parayla olur mu dedi ama madem iki kişisiniz 5000 dolar da ben koyayım. Aslında bu destek olayımın bir başka şekli. Yani işte imece usulü mü diyelim. El ele yani bir elin nesi var, iki elin sesi var vesaire. Ben de dedim ki arkadaşıma, şimdiki ortağıma, biz Adil abiyle böyle bir girişimde bulunduk. Ona bir danışayım dedim. Ama ben de o arkadaşımla ortak olmak istiyorum Şeref Bey'le. Aynı yaştayız, birlikte koşturacağız vesaire. Adil abiye de ben konuyu açtığımda o da dedi ki ben hiç karışmam. Ben sana bu kadar parayı verdim. İstersen kıvır. Sigara gibi yap. Çak. Çakmağı ya da kibriti. Yak, ben sana bir şey demem dedi. Sen kendi kararını kendin verdin. O zaman
Şeref Bey'e de okey dedik. Üç ortak olarak başladık. Daha hiç başlamamıştık Adil Bey'le. Başladık. Bayağı sıkıntı çektik. İstanbul'lara gidiyoruz. Olumsuz neticeler alıyoruz. Ondan sonra Bursa'da kapılar çalıyoruz. Olumsuz neticeler alıyoruz. Ama Şeref Bey'le birlikte mücadele ettik. Hatta rahmetli Adil abi derdi ki ben size demedim mi bu işler bu kadar kolay değil. Ama biz mücadele ettik. Cenab-ı Hak böyle takdir etti. Başarılı olduk. Eşak kumaşı olarak başladık. Ve bir müddet sonra Türkiye'deki hangi bayanın başında ne marka eşarp filer varsa onlara az veya çok mal satar hale geldik. Daha ilerleyen yıllarda 15 yıl kadar böyle devam ettik. İlerleyen yıllarda baktık artık bizim sermayemiz eşarba bol geliyor. Fazla geliyor. Fabrika yeri aldık. Fabrika kurduk. Otomatik makineler aldık. Hı hı. Bu sefer daha fantezi kumaşlar yapma yoluna gittik. Ve ihracata yöneldik. Bugün de dünyanın önde gelen markalarına Elaf Tekstil olarak üretim yapıyoruz. Evet, oraya geleceğiz. Peki Türkiye hakikaten dünyaya elini öptürmüş durumda tekstil açısından bakıldığında güçlü bir konumda. Bursa'da keza güçlü tekstil yapısıyla söz sahibi bir şehir. Peki dünyada nerelerde güçlü tekstil yapıları var? Avrupa'da diyelim ya da dünyada değil de. Şöyle söyleyeyim. Türkiye ile eşleşen ya da Türkiye ile karşılaştırılabilecek eskiden yapılar. Bir söz vardı. Asılırsan İngiliz siciminde asıl. Veya İngiliz kumaşı gibi. Tekstil İngiltere'de çok iyi konumdaydı. Daha sonra oradan Almanya, İsviçre derken İtalya'da moda ile birlikte tap yaptı. Ve Avrupa Birliği, Avrupa'daki işçilik ücretleri, sosyal haklar, çevre duyarlılığı son derece ön plana çıkınca tekstil istihdam ağırlıklı bir sektör. Ama İtalya daha fazla katma değer üreten bir ülke. Geleceğim oraya işte. Tekstil istihdam ağırlıklı bir sektör. Hı hı. İstihdam ağırlıklı sektörler işçiliğin ucuz olduğu yerlere doğru kaçar. Dolayısıyla bir de boyaneler çevreye zarar veriyor. Bundan dolayı da Avrupa bunları Avrupa dışına itmenin yoluna baktı. Ve önce Avrupa'nın daha fakir ülkeleri olan İspanya ve Portekiz'e, onlar da Avrupa Birliği'ne girince oralarda da çevre duyarlılığı, sosyal haklar ve işçilik ücretleri yükselince artık Avrupa'da imalat yapmak, tekstil imalatı yapmak cazip hale gelmez oldu. Ve dolayısıyla Avrupa'ya en yakın olan, Avrupa ile zevkleri, modası uyum sağlayan, lojistiğe yakın olan ve altyapısında da İpek yolu üzerinde bulunan bir Türkiye cazip Avrupa geldi. İçin cazip oldu. Tabii. Türkiye bunun kaymağını yedi, yemeye de devam ediyor. İtalya modaya, tasarıma önem vererek bizden 1 liraya aldığını 10 liraya satan, daha fazla katma değer üreten ülke haline geldi. Üretimi biz yapıyoruz. Ama tasarım ve sunumu elinde tutuyor ama. Elinde tutuyor. Ama şöyle söyleyeyim, biz Türkiye olarak bunun üretimine razıyız. Hı hı. Tabii ki tasarımı, markalaşmayı da arzu ederek. Fakat Türkiye'de de artık işçi ücretleri yükselmeye başladı. Türkiye'de de sosyal duyarlılık yükselmeye başladı. Çevre duyarlılığı yükselmeye başladı. Ve Türkiye'den de artık Orta Doğu, Suriye'dir, İran'dır, Mısır'dır, Irak'tır. Hepsinden önemlisi Çin, Vietnam, Kamboçya gibi işçiliğin daha ucuz olduğu ülkelere kayıyor. Evet, yani esasında ona da gelecektik ama siz ifade ettiniz. Bu anlamda bütün dünyaya üretici, ürettiren tarafını vermiş ama sunum ve tasarım boyutunu vermemiş. Evet. Bir Avrupa var. Evet. Şimdi Türkiye İtalya ile Uzak Doğu'nun arasında kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Uzak Doğu ile ucuzlukla
rekabet edemez. İtalya ile de tasarımda modada edemez. İşte biraz üretim, biraz da tasarım moda yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu sürecin geçirilmesi gerekiyor. İnşallah Türkiye'de bıçak bu şekilde yaptı. Olumlu tarafa devrilirse evet. Bıçak sırtında Türkiye. Evet, artık kendini aşma yolunda o debelenmeyi hızlı bir şekilde yaşıyor. Peki bir 2023 ekonomik hedefi var. Türkiye'de de daha doğrusu Bursa'da da güçlü bir tekstil yapısı var. Ve artık keza otomotiv sanayi var. Sizce bu 2023 hedefine Bursa hangi tarafıyla hitap edecek? Tekstil mi yoksa otomotiv mi? Şimdi realist olalım. Şöyle söyleyeyim. Doğuyorsunuz, beze sarılıyorsunuz. Ölürken yine beze sarılıyorsunuz. Tekstil hiçbir zaman ebedi olarak bitmez. Vazgeçilmez. Ama ne var? Az önce söylediğim gibi daha ucuz üretimin olduğu ülkelere doğru kayar. Hiçbir zaman vazgeçilmez ama otomotivin katma değeri daha yüksek. Yani bugün Bursa'da tekstil ve konfeksiyon ihracatçı birliklerinin yaptığı ihracatın, ikisinin toplam ihracatının 5 katından daha fazlasını otomotiv yapıyor. Bak ben otomotivci değilim ama realite bu. Yalnız istihdamda tekstil daha ön planda. Ama ihracatta otomotiv ön planda. Artık bunun nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'nin ihracatının işte 2023 hedefi var. 500 milyar dolar. Evet. Buraya doğru koşması gerekir. Ama Türkiye'de bugün %10'lar civarında resmi rakamlara göre, gerçeğin biraz daha yüksek olduğu söyleniyor, işsizlik var. İşsizliği siz tekstili yok farz ettiğiniz zaman bu işsizlik %30'lara çıkar. Çünkü yani tekstil istihdama daha fazla içine alan bir tarafı var tekstil. Siz şöyle söyleyeyim. Yani 10 milyon dolar örnek vereyim. 10 milyon dolarlık otomotiv sektörüne yatırım yaparsanız, örneğin 50 kişi çalıştırıyorsanız 10 milyon dolarlık tekstil yatırımında 150 kişi çalıştırırsınız. Onun için Türkiye'nin tekstilden vazgeçmemesi gerekir. Peki o zaman bu Çin'de, Vietnam'da, Kamboçya'da daha ucuza üretiliyorsa Türkiye onlar kadar nasıl ucuza üretelim biz? O zaman devlet şapkasını önüne koyup bu istihdamı engellemek için. Sizin her engellediğiniz istihdam sizin o sayıda bir hapishane açmanıza sebep oluyor. Her açmadığınız okul, okutacağınız öğrenci kadar bir hapishane açmanıza neden oluyor. Hırsızlığa, yolsuzluğa, huzursuzluğa sebep oluyor. Ve siz tekstilin istihdamına, üretimine devlet olarak kolaylık sağlarsanız neticede ihracatınız artacak. Yani bir taraftan getiri derseniz evet otomotiv diyorsunuz ama bir taraftan da insan faktörü ve büyüme o endeksini tekstil çok güzel sarıp sarmalıyor. Peki gelelim sizin üretimlerinize. Referans değeri çok yüksek. Dünya markalarına ürün veriyorsunuz. Ya ürün yelpazeniz içinde neler var? Biz şu an itibariyle bayan dış giyim kumaşı üretiyoruz. Hı hı. Yani her bayanın, sizin de üzerinizdeki elbisenin, giydiğiniz bluzun, gömleğin, eteğin, pantolonun kumaşını üretiyoruz. Ve bu kumaşları da ismini reklama girer diye söyleyemem. Söylemem doğru değil. Hangi alışveriş merkezine girseniz göreceğiniz markaların en az %50'sine biz kumaş satıyoruz. Dünya markaları bunlar. Dünya markaları. Ve devamlılığı olan. En üst seviyedeki markaların %50'sine kumaş satıyoruz. Peki o zaman burada şunu soracağım. Tekstil maliyet odaklı bir sektör. Ve müşteri devamlılığı ve o sadakati çok önemli. Siz bunu firma olarak ya da şahıs olarak nasıl sağlıyorsunuz? Güzel bu çok önemli bir temas konu değil mi? Şöyle söyleyeyim. Özellikle de demin de konuştuk. Sizler mi oraya onlara gidiyorsunuz, onlar mı size geliyor dendiğinizde de bunun cevabını ortak alalım. Şöyle söyleyeyim önce. Geçenlerde bir otomotiv, büyük bir otomotiv yan sanayinin
sahibiyle konuşurken işte biz falan firmaya çalışıyoruz ve onun için de bu kadar yatırım yaptık. Peki almıyorum dediği zaman ne olacak dedim. Bizim anlaşmalarımız minimum 5 yıldır dedi. 5 yıl anlaşıyoruz. Onun üzerine bu sefer 5 yıllık yatırımları yapıyoruz. Öngörüsünü bir daha böyle çalışıyoruz. Döviz fiyatları üzerinden vesaire. Bizde öyle değil. Biz kumaşlarımızın numunelerini, tasarımlarını, bizim Ürge ekibimiz var. Her gün yeni bir ürün çıkartıyor. Birkaç ürün çıkartıyor. Bir değil. Bunları bu çalıştığımız müşterilere, markalara her gün postalıyoruz. Küçücük numuneler. Onlar bunların içinden eleyip hoşuna gidenleri bize sipariş veriyorlar. Bir. İki, yılda birkaç kere fuarlara katılıyoruz. İşte Paris'te yılda iki kere Premier Vizyon'a katılıyoruz. Almanya'da katılıyoruz. Türkiye'de fuarlara katılıyoruz. Amerika'da katılıyoruz. Rusya'da katılıyoruz. Bu fuarlara bu müşteri olan firmaların temsilcileri geliyor. Bakıyorlar, inceliyorlar. Hoşuna gidenlere bize sipariş veriyorlar. Ve zaman zaman bizim pazarlamacılarımız eline çantasına alıyor numunelerle beraber bu firmaları ziyaret ediyor yurt dışında ve nadir olmakla birlikte bu firmalarda zaman zaman gelip bizi bizzat çantada 100 tane numuneyi görmektense geliyor fabrikada 1000 tane numuneyi teker teker inceliyor, sipariş veriyor. Böyle çalışıyoruz. Peki karşı tarafın... Ama fiyat uymadığı zaman hiç böyle illa ben bu firmadan alacağım diye bir kayda yok. Karşı tarafın alım şekli sizin büyüklüğünüzle de eşleşiyor mu, yoksa sadece ürün bazlı mı? Yani demin söylediniz ya, 5 yıllık biz anlaşmalar yapıyoruz. Ve sadakat anlaşması bu bir nevi yapılıyor. Evet. Ama bu sadakatte ürünün kalitesi ve standardında muhtemel öncesinde neler yapılacağı da içeriliyordur burada. Şöyle... firmanın büyüklüğü tabii ki etkili oluyor. Alıcı firma eğer büyük bir firmayla, üreticiyle çalışıyorsa bunda örneğin bizde 1000 çeşit kumaş var. Yani rakama atıyorum ama belki 1500. 1000 değilse 800. Ama ortalama 1000 çeşit kumaş var bizde. Geldiği zaman her şeyi bulma şansı fazla olduğu için sizi de tercih etme şansı daha fazla oluyor. Eğer çok daha küçük bir firmada firmayla çalışanlar ya bunu buluyorum, bunu buluyorum ama her istediğimi bulamıyorum tarzında. Ha bizde de her istediğini bulamıyor. Bizden daha büyük firmalarla daha uzun vadeli çalışıyor. Çünkü onda bu sefer sınırsız her istediğini buluyor. Büyük olmanın avantajları var tabii ki. Peki bu işleyişin içinde tabii Türkiye'yi zaman zaman sarsan ekonomik krizler de yaşıyoruz. Sizler de bunu ihracat odaklı çalıştığınız bir yapı olduğu için daha fazla hissediyorsunuz. Demin de bahsettiniz. Bu nedenlerle pek çok firma özellikle Mısır örneğini vereceğim. Oralara kaydılar ve üretim istasyonları kurdular. Siz böyle bir şey düşündünüz mü ya da yaptınız mı? Şimdi, yapmadıysanız niye yapmadınız? Yapmadık. Ben şahsen beyin jimnastiği yapmadım değil. Ama firma olarak yapmak için bir girişimde bulunmadık. Çok ciddiye almadık. Sadece beynimde yaparsak ne olur vesaire gibi hesaplar kitaplar yaptık. Ama bunu ciddi olarak böyle bir girişimde bulunmadık. Şu an içinde bulunmayı düşünmüyoruz. Neden? Şöyle, az önce işte küçük firmalardan bahsettik. Bir de büyük firmalardan bahsettik. Biz ortadayız. Yani biz Mısır'a veya yurt dışında herhangi bir yere ikinci bir fabrikayı kuracak kadar büyük firma safında değiliz. Ya bunu hiç düşünmeyecek kadar da küçük değiliz. Yani yapılabilir. Biraz daha oralarda ucuz üretim işinizi bir maliyetinizi ucuzlatabilirsiniz. Onu soracağım Sami Bey. Bu sadece ucuz İş gücü nedeniyle mi, yoksa o ülkelerdeki bir takım yönetsel teşvikler de buna yatırımcıların ilgisini çekecek teşvikler de mi katkısı var? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim.
Ben Mısır'dan iplik alıyordum. Mısır'da 7000 işçinin çalıştığı fabrikanın sahibiyle oturdum, yemek yiyoruz, konuşuyoruz. Ben mavi yakalı, beyaz yakalı tüm masraflarıyla birlikte herhangi bir işçinin üzerine $150 maliyet koyuyorum. $150'dan da bana para artıyor dedi. Bakın. Yani $150 biz $1000 bizim ortalama maliyetimiz. Şimdi çok büyük bir farktan bahsediyoruz. Korkunç fark var. Şimdi doğal gazın fiyatını söylediğimde Türkiye'de, bu birkaç sene önceydi. Adam bana evet yalan söylemiyorsun ama bilmiyorsun. Böyle bir fiyata siz üretim yapamazsınız dedi. Yahu nasıl bilmiyorum, ben her ay bunun parasını ödüyorum. Olamaz böyle bir şey dedi. Şimdi geliyorum, ben geçen hafta Gürcistan'daki Türk İş Adamları'nın, Tiflis Türk İş Adamları Derneği Başkanı'yla bir arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. Dedi ki gelin Gürcistan'a yatırım yapın. Gürcistan'da $200 geçmeyecek bir işçi maliyeti var. Bir. İki, arsa bedava verilecek. 5 yıl sizden hiçbir vergi alınmayacak. Ha şimdi bunun benzerlerini, haksızlık yapmayalım. Gürcistan'dan daha üst seviyede yalnız biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyetleri de var. Daha. Şimdi bu, ben yani karşılaştığım örneği veriyorum. Hı hı. Sadece şunu da söyleyeyim. Türkiye dünyanın en pahalı elektriğini, en pahalı doğalgazını, en pahalı sanayi arsalarında, en pahalı istihdam vergileriyle ve en pahalı değil ama alan için hiçbir şey değil ama dünyadaki rakiplere göre maliyeti etkileyen işçilikle, yoksa işçi için de aldığı para çok para değil. Hı hı. Az para. Hı. Ben bundan da üzülüyorum. Ama sizin rakipleriniz çok daha ucuz işçilik yaptığı için tabii, bu daha rekabet daha, çok farklı bir noktaya çekiliyor. Daha yüksek ücret verdiğinizde üretim sıfırlanır ve işçi işsiz tabii kalır. Şimdi böyle bir sistem ederken Türkiye'yi yönetenlerin veya Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerine, iktidarlarına da hakkını da biraz verelim. Yani bizim Güneydoğumuzu, doğumuzu veya bazı bölgelerimizi teşvik etmek için az önce bahsettiğimiz ülkelerdeki kadar değilse de iyi teşvikler var. Ama özellikle Güneydoğu teşvikleri çok var. Yüksekti. Yani bugün atıyorum Urfa. Bakarsanız Urfa'ya gitmeyenler bilmez. Bursa'da ne varsa Urfa'da o var. Evet. Güzel bir şehir. Kesinlikle. Ben gitmeden evvel bilmiyordum. Urfa bugün Urfa, Mersin. Teşvikte 6. bölge. Yani Mersin o kadar teşvikli bölge değil. Urfa 6. bölge teşvikte, yani en iyi teşviklerin verildiği bölge veya Tokat 5. bölge gibi, buralarda da size işte sigorta, işçiye ödenilen sigortanın yarısı, elektriğin yarısı gibi maliyetinizi olumlu yönde etkileyen teşvikler devlet tarafından veriliyor. Peki talep ama var mı? Şöyle. Size cazip geliyor mu mesela işte oraya söyleyeyim gitmek? Ben örnek veriyorum. Bir iplik fabrikası kuracak olsam, tekstilden, hı hı, iplik fabrikası kuracak olsam, alacağım polyesteri veya pamuğu, iplik haline getireceğim. Bunu Türkiye'nin neresine kurarsam çok fark etmez. Ama ben kumaş üretimini dokuyacağım, iplik, bak kumaşın ipliği temin edeceksiniz, ipliği bükeceksiniz veya haşıl yapacaksınız, hı hı, veya siz bilmezsiniz, punta denilen bir işlem yapacaksınız. Bunu çözgü yapacaksınız. Sonra dokuyacaksınız. Sonra boya yapacaksınız. Boyada bir sürü işlemler var. Bütün bunu yan sanayi ve bu işi bilen kadroyla beraber yapacaksınız. Ben şimdi gittim Urfa'da. Bu insanları Urfa'da bulamam. Bursa'dan götürmem lazım. İthal edeceksiniz. Bursa'dan onların ev kiralarını karşılamam lazım. Bursa nazlarını çekmem lazım. Ben gidiyorum dediği zaman yerine Bursa'dan birini burada bulduğum gibi değil, sen bilirsin diyemeyeceğim. Ama birilerinin bunu başlatması yani lazım. Yani
bu birazcık mesela dediğim gibi İplik'te böyle bir problemler yok. Sami Konukoğlu özellikle bunu savunan tarafındaydı değil mi? Yıllardır o Güneydoğu teşviği ve oralarda bu yatırımların yapılmasıyla ilgili. Antep'te çok gelişmiş bir bölge. Evet. Antep'te de teşvik Bursa'ya göre daha teşvikli. Ama bir Urfa'ya veyahut da işte bir Bitlis'e, bir Siirt'e göre değil. Orası da sanayi gelişmiş bir bölge. Şunu söyleyeyim. Antep organize sanayi bölgesi, Bursa organize sanayi bölgelerinin toplamından daha büyük. Bilmiyordum. Antep'in 4. organize sanayi bölgesi yapıldı. Bursa'daki organize sanayi bölgelerinin toplamından daha fazla yeri var. Ha yani bu arazi tamamen dolmuş değil. Ama yani ileriye böyle bir hesap var. Organize sanayi bölgesi ilan edilmiş. Ben gittim gördüm. Şöyle bir Sanko veya bir Kipaş gibi isim veriyorum. Dev holdingler bu benim söylediğim organizasyonu sağlayabilir. Yani oraya tutar 500 tane nüfusu iyi ücretle götürebilir. Çünkü onlar daha iyi fiyatlara, benim yaptığım kumaşı yapmayacak o. Benim yapamadığımı yapacak. Onlar işte birkaç yüz milyon dolarlık yatırım yapacak. Ama benim bir atımlık barutum var. Onu da riske atamıyorum. Ne Mısır'a gidebiliyorum, ne İran'a gidebiliyorum. Yani dediğim gibi ben Bursa'nın küçük sanayici esnafına göre büyüküm. Ama bu bahsettiklerimize göre çok küçüküm. Onun için ne Mısır'a gitmeyi düşündüm, ne İran'a gitmeyi. Yani beyin jimnastiği yaptım ama gitmek için bir program yapmadım. Olabilir de. Ama benim yaşım 59, bundan sonra birazcık keyfime bakayım. Sonuçta onları da birilerinin yapması gerekiyor. Belki bu teşvikler de önemli, cazip halini koruyabilsin. Evet. Peki krizler dedik, döviz hareketlerine karşı, krizlere karşı diyeyim, güvenlik paketleriniz var mı sizin de? Kendi iç güvenlik paketleriniz ne yapıyorsunuz? Birden son dönemde özellikle doların hareketi çok dikkat çekici. Sizin firma olarak güvenlik önlemleriniz neler? Ekonomistler şöyle söylüyor, genel klasik deyimdir. Hani çok klasik bir önlem. Geliriniz neyse onunla borçlanın derler. Veya alımlarınız onunla olsun. Ama bugün Türkiye'nin yurt dışından alımları dolarla, iç piyasada TL ile, ihracatının büyük çoğunluğu euro ile. Genelde Türkiye Avrupa'ya ihracat yapıyor. Şimdi dolar euro paritesinin 1.40'lardan, zaman zaman 1.40'ların çok üzerine de gitti. Ama uzun zaman 1.40'larda, sonra uzun zaman 1.30-1.35 arasında seyretti. Olması gereken nokta da bu. Bu şimdi 1.35'lerden 1.10'lara dolar euro paritesinin gelmesi, dolarla maliyet yapıp, ithalat yapıp, euro ile ihracat yapanları %25 sıkıntıya soktu. Bizim malımıza %25 zam yapmamız lazım. Ama bunu yapmanız mümkün değil. Yapabildiğiniz kadarını, yedirebildiğiniz kadarını yediriyorsunuz. Yediremediğinizi karınızdan feragat ediyorsunuz. Eğer karınız bu marjı karşılamıyorsa işler duruyor işte. İşte bugün. O zaman ya çok itidalli gideceksiniz adımlarınızda, ya risk alacaksınız ya da almayacaksınız. Yani benim doların firma olarak doların veya euronun, dövizin yükselmesi ihracatçının hoşuna gider. Ama bana sorun, dövizin yükselmesi ihracatçının hoşuna gitmesine rağmen tabii, sonuçta sen dövizin çok yükselmesini ister misin? İstemem. Peki dövizin düşmesini ister misin? Onu da istemem. Bunun bir stabil kalması gereken bir yer var. Bakın bu benim benzetmemdir. Bunu herhangi bir yerden, bir ekonomistten duyup söylemiyorum burada. Ben dövizi tansiyona benzetirim. Ne alaka diyeceksiniz parayla sağlık? Ama birebir yerindedir. Şöyle, örneğin benim yaşımda birinin tansiyonunun 12'ler civarında olması gerekir. 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir.
Peki 17 olursa ne olur? Benim ense küküm çatlarcasına ağrır. Evet. 19 olursa, yani hatta 15 olursa ağrır, 17 olursa hastaneye giderim. 19-20 olursa yatırırlar beni, 22 olursa teslimen kesiri, Allah rahmet eylesin. Şimdi buradan baktığınızda bu ne demek? Aa, demek ki yüksek tansiyon zararlı. O zaman bunu düz mantıkla, bunun tersi faydalı olması lazım. Düz mantıkla. Hı hı. Peki 12 olması gereken tansiyon 8 olursa yine benim ense köküm ağrır. 6 olursa hastaneye giderim. 4 olursa hastaneye yatırırlar. 2 olursa teslimen kesiyorum. O zaman heyecan dedik. Buyurun sözünüzü bitirin. O zaman bunun bir dengede olması lazım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bugün euro 5000 lira olursa ben parayı koyacak yer bulamam. Ama birileri batar ülkede. O zaman ülkede birileri parayı koyacak yer bulamıyor. Birisi batıyor. Ben de çalışamam. İmalatçı bulamam. Şu olmaz, bu olmaz. Peki döviz düşük olursa ithalatçı çok para kazanır, ihracatçı batar. Onun için bugün dövizin bana göre olması gerektiği yerlerde döviz fiyatı euroda. Ama dolar euro paritesi doğru değil. O da Türkiye'nin elinde olan bir şey değil. Heyecan tabii ki bu şeyler, anlattığınız durumlar. Sizin de heyecanlı bir kişiliğiniz var. Bu ve benzeri kriz durumlarda kararlar verirken danışır mısınız? Yoksa direkt olaya hakimseniz hiç kimseye sormadan ben gidiyorum mu dersiniz? Benim bir sevgili ortağım var, 30 yıllık ortağım, 40 yıllık arkadaşım. Biz ana konuları, yani olmazsa olmaz konuları birlikte kararlaştırırız. Ama etraftan, tabii bu bizim için çok önem taşıyorsa, ekonomisten de bilgi alırım. Bu işi yapan, tecrübesini yaşayan arkadaşlarımdan da bilgi alırım. Çocuklarımla da paylaşırım, çocuklarımızla da. Ama genel olarak ben böyle birazcık sosyal işlerle vesaireyle biraz tembellik var bende. Ortağıma topu atıyorum. O biraz daha seviyor işte ilgilenmeyi. Onun için ya sen kararları ver derim. Böyle tabii hayati olmayan kararları ama hayati olan kararları o bana topu atsa ben kabul etmem. Ben onu atsam o kabul etmez. Birlikte karar veririz ki bunun olumlu veya olumsuz sonucunda birlikte göğüslemiş olalım. Değil mi? Ama hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Biz bazı şeyleri slogan olarak söylüyoruz ama uygulamayı yapamıyoruz. Örnek, bir elin nesi var, iki elin sesi var dedik. Peki, Türkiye'de bakalım ortaklıkların ortalama ömrüne. İnsan, Türkiye'de ortaklık kültürü yok. Oysa Avrupa'da 200 yıllık ortaklık devam eden nesilden nesile firmalar var. Biz şimdi hadis-i şeriftir, istişare sünnettir deriz. Ama hiç istişare etmeyiz. Yani danışma, oturup konuşma, ortak aklı kullanma. Herkes ben bilirim. Ben. Yani benlik duygusu ön plana çıkmış. Her insanın her şeyi bilme şansı yok. Tabii. Ekibinle otur, konuş vesaire. Başarılı olan şirketler, holdingler ekibiyle, profesyonel ekibiyle oturuyor, konuşuyor. Binlerce lira, yüz binlerce dolar vererek akla ve deneyime yatırım yapıyorlar. Evet, danışmanlar tutuyor, şeyler alıyor, danışmanlık hizmetleri alıyor. Ama biz de bunu bizim çapımızdaki firmalara veya bizden ufak firmalara, işte şöyle şöyle danışmanlık firmaları var. Bakın bunların fikrini alalım dediğimizde, ya bizim aklımız yetmiyor mu bu işlere? Hemen ilk verilen cevap ne? Yani biz bilmiyor muyuz bu işleri? Bilenler daha ileriye gidiyor. Bu hizmetleri alanlar, almayanlar küçük kalıyor. Evet. Burada bir es verelim. Reklamlardan sonra tekrar biz buradayız. Evet Sami Bey, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye özellikle tekstile kota koymayan bir ülke olarak bir dönem uzak doğu menşeli üretimlerin dünyadaki hızlı hareketinden dolayı çok zor süreçler yaşadı, değil mi? Bu şimdilerde durum nasıl? Şimdi tabii bu zaman zaman dünyanın
durumuna göre, Türkiye'deki bazı nedenlere göre Türkiye'de pozisyon alıyor. Bazen kota koyuyor, bazen kaldırıyor, bazı ürünlere koyuyor, bazı ürünlerde kaldırıyor. Bazı ülkelere kota koyuyor, o ülkeler antidumping uyguluyor diye. Bazı ürünlere bazı ülkelere koymuyor. Dönemsel olarak. Onun için çok dönemsel olarak değişiyor. Ülkeler bazında, ürünler bazında değişiklikler oluyor. Şu anda da yine bazı mallarda var, bazı mallarda yok. Ama son zamanda tekstille ihracatıyla veya çok yakından ilgilenmeyenler bilmeyebilir ama yakından ilgilenenler bilir. Türkiye'de birkaç firmanın, bunların içinde bizim Bursalı'da çok ciddiye aldığımız dostlarımızın da içinde olduğu kimseler Ekonomi Bakanlığı'na müracaatta bulunarak 110 gramın altında kumaş Bursa'da dokunamıyor diyerek 110 gramlık kumaşlara kotanın kaldırılmasını, kısacası verginin kaldırılması için talepte bulundular. Buna maalesef bazı yerelde Bursa'nın yetkili kuruluşları da onların hatırına imza koyarak Ekonomi Bakanlığı kabul etti. Ekonomi Bakanlığı tabii Bursa'da ne dokunduğunu en ince ayrıntısına kadar bilmez. Bunu dokunamaz diyen insanlara ben şunu söyledim. 110 gramlık kumaş. Ben şu anda 110 gramlık kumaş çalışıyorum. Ha ama benim kumaşımın, ben ithal etmiyorum. Benim benim kumaşım da ithal edilmiyor. Ama gramaj olarak dokunamaz dedikleri için söylüyorum. Ben 15 yıl 30 gramlık kumaş dokundum. Yani 110 gramlık gramın altında, metrekaresi 110 gramın altında kumaş Türkiye'de üretilemiyor diye Ekonomi Bakanlığı'na talepte bulunup Çin'den ve Uzak Doğu'dan 110 gramın altında kumaş getirenlere vergiyi kaldırarak Bursa ekonomisine darbe vurmayı vicdanlarına sığdıranlara ben Allah'la baş başa bırakıyorum. Beni firmam olarak etkilemiyor. Çünkü ben o malları kullanmıyorum. 110 gram civarında mal yapıyorum ama o ithal edilen kumaşları ben kullanmıyorum. Ama veya ben üretmiyorum. Ama bu kumaşı üreten benim Bursalı veya Türkiye'nin birçok yerindeki tekstilci arkadaşlarıma 3 kuruş fazla kazanabilmek için bunu vicdanlarına sığdıranlara ben bir şey demiyorum. Ekonomi Bakanlığı'nın da buna bu kadar incelemeden karar vermesine bunu da anlayamıyorum. Belki Bursalı bunu yapıyorsa Ekonomi Bakanlığı ne yapsın diyeceğim. Şimdi bu yanlışlık tam dönülmesi için Bursalı firmalar tekrar talepte bulundu. Ekonomi Bakanlığı'nın vereceği karar bekleniyor. Bu tür olaylar bazen olumlu veya olumsuz etkileniyor. Şu anda tablonun olumsuz kısmındayız. Evet. Peki Türkiye'nin geleceğinin katma değeri yüksek, inovatif ve yüksek teknolojili üretimleri yaparak olması gerektiği yönünde son yıllarda bunu sıkça duyduğumuz bir ifade bu. Burada Bursa Tekstili işin neresinde ve siz tekstil üreticileri birbirinizi takip ediyor musunuz? Kim ne yapmış, güzel bir şey yapmışsa ya da sektöre ait o gelişmeleri takip etmek adına birbirinizden haberdar mısınız? Birbirinden o kadar haberdar ki Bursa tekstilcisi. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben bazen bunu örnek olarak söylerim. Bazıları hile yapmaktan normal oyunu oynamaya fırsat bulamıyor. Yani atıyorum işte ben oynamam pek ama diyelim ki 4 arkadaş oturur okey oynar. Ama biri hile hesaplarından oyuna kendini veremez. Şimdi Bursa'da herhangi bir firma bir özel tasarım yapsın. Daha kendi rafına koymadan bu birileri tarafından taklit ediliyor. Gerçekten. Evet. Çünkü o arkadaş bunu illa bir boyanı da boyatıyor, kendi boyanesi olmayabiliyor vesaire. Elyaf Tekstil
Veya şöyle söyleyeyim, bizim 6-7 tane arkadaşımız sadece ürün geliştirmekle görevli. Bunların geliştirdiği ürünler, biz de takip edilenler, taklit edilenler safındayız. Bursa tekstilcileri istihbaratta da demek ki çok, çok güçlü. Biz daha üretimi yapıyoruz, 3000 metre satıyorsun, 5. bin metreyi satmadan bir bakıyoruz bizim ürünün taklidi çıkmış bile. Bu sadece bizle alakalı değil. Yani birbirini çok yakından takip ediyor. Oysa herkes kendi üzerine düşeni yapmaya çalışsa, herkes katkı koymaya çalışsa, kolaycılığı seçmese daha güzel olacak ama yapacak bir şey yok. Biz yine de bunu iyi tarafından ele alalım. En azından kim ne yapmış, nasıl bir teknoloji uyguluyor ve ne yenilik getirmiş, ben de nasıl yapabilir mi düşünür? Şunu da söyleyeyim. Kim ne yapmışı konuştuk. Nasıl yenilik getirir kısmına geleyim. Şöyle söyleyeyim. Benim yıllardır Bursa'da üzüldüğüm, eleştirdiğim bir konu var. Bunu yıllarca ben de yaptım. Şimdi biraz daha profesyonel düşünüyorum. Bursa'da Uludağ Üniversitesi gibi 55 bin öğrencinin bulunduğu, bir sürü akademisyen, profesörün, doçentin bulunduğu gerçekten çok güzel bir üniversite var. Bursa sanayicisi, buna ben de dahilim. Şimdi birazcık bu dahil etmiyorum kendimi, biraz dışına çıktım. Yıllardan bu yana bu güzelim üniversitenin bilgi hazinesinden faydalanmadık. Herkes şöyle bakıyor. Sevinç Hanım'da ne makinesi var? Şu makine. Tamam canım, ben de ondan alayım. Sami'de ne var? Bu makine. Ben de bundan alayım. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. Uludağ Üniversitesi de Bursa gibi Türkiye'nin İstanbul'dan sonra sanayi başkenti olan bir sanayiden doğru dürüst faydalanmıyor. Sadece mecburi staj olsun diye, laf olsun diye öğrenciler gönderiliyor. Oysa üniversiteden öğrenciler çıktığı zaman sudan çıkmış balığa dönüyor. Ama burada siz tekstil camiasının da sorumluluğu var. Karşılıklı olarak o ihtiyaç şeyini belki bir araya getirirseniz. Önce ben zaten çuvaldızı kendimize batırdım. Önce dedim ki içinde ben de olmak üzere böyle güzel bir üniversiteden faydalanmıyoruz dedim. Kesinlikle. Şimdi birazcık dışına gittim kendimi dedim. Son aldığım iki parti makinayı hem boyane konusunda hem dokuma konusunda üniversiteyle işbirliği içinde, hatta üniversiteden hocamızı alarak, hatta isim de vereyim, bugünkü rektör Yusuf Ulca'yı, hocam ne olur bana biraz birkaç gününüzü ayırın deyip birlikte İtalya'ya gittik. Onun büyük incelemelerin neticesinde onun bilgisinden faydalanarak aldık. Yani Bursa'da böyle bir tezat var, böyle bir bilgi hazinesi, yani kütüphane burada duruyor. Ama biz o kütüphaneden faydalanmıyoruz. Peki burada da sanayi var, tecrübe var. Üniversitede bu tecrübeden faydalanmıyor. Üniversiteden mezun olduğu zaman çocuklarımız sudan çıkmış balığa dönüyor. Ben tekstil mühendisiyim. Ne biliyorsun? Sadece kitaptakileri biliyorum. Burada tabii ki güzel bir şey bu. Bununla ilgili de bir kurum belki o aracılık tarafını yerine getirir diye düşünüyorum. İnşallah. Bir de siyasetçi tarafınız var. Şimdi ona gelelim. 20'li yaşlarda başlayan bir siyasi bakışınız. MHP ile başlayan, sonrasında İl Başkan Yardımcılığı da yaptığınız bir süreç. Ve akabinde AKP. Sami Bilge şimdi nerede duruyor ve siyasetle olan şeyi açtırmayın ne? Açtırmayın ağzımı, yumdurmayın gözümü. Şöyle söyleyeyim. 20'li yaşlarda değil, ben yaşım tutmuyordu, 17 yaşındaydım. MHP'ye gidip geliyordum. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. 18 yaşında gençlik kollarında yönetim kurulundaydım. Askerden geldim. O zaman böyle Yıldırım, Osman Gazi, Nilüfer ilçeleri yoktu. Merkez ilçe vardı. Hemen merkez ilçe yönetim kurulu üyesi oldum. İhtilalden sonra da partinin kurucusu oldum. Rahmetli Türkeş bana defalarca il başkanlığı teklifinde bulundu. Ben buna işim dolayısıyla hazır olmadığımı, tecrübem dolayısıyla da hazır olmadığımı, hatta espri olsun diye
böyle bana bak kırarım bacaklarını. Ne diyorsam onu dinle. Ama seni... bu arada siz fanatik bir duruş da sergilemiyorsunuz ve bu cümlelere karşı da eminim biat, o kayıtsız şartsız biat etmeyen tarafınızla da kendi duruşunuzu net bir şekilde şöyle, göstermişsinizdir. Ben buna bir örnek vereyim. Ben ömrüm boyunca demokrattım. Hı hı. Sonradan demokrat Sami sıfatını koydular evet, bana. O ömrüm boyunca demokrattım. Güzel oturan bir elbise olmuş. Ben insana insan olarak bakıyorum. Benim inançlarım var. Ben elhamdülillah Müslüman bir insanım. Bu benim olmazsa olmazımdır. Ve ben vatanımı, milletimi, ülkemi, ülkemin insanlarını seviyorum. Milliyetçi, benim milliyetçiliğim hiçbir zaman ırkçılık anlamında değil. Zaten insanlar iradesi dışındaki hiçbir olaydan dolayı ne övünmeli ne yerinmeli. Evet. Sizin gözünüzün rengini siz tespit etmediniz. Nerede doğacağınızı, kimin evladı olarak doğacağınızı, kimin kardeşi olarak doğacağınızı, siyah mı, beyaz mı? Bunların hiçbirini siz Türk mü, Kürt mü, efendim Ermeni mi, Yahudi mi? Bunların hiçbirini siz tespit etmediniz. Bundan dolayı insanlar ne övünmeli ne yerinmeli. Sadece ve sadece insanlar yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarından dolayı o vatan parçasını ve o insanların kültürünü, o insanların yaşam şekline katkı koymalı, böyle sevmeli. Ben bu ülkeyi seviyorum, bu ülkenin insanlarını seviyorum. Türk milletinin maddi ve manevi değerleri benim için önemli. Onun kültürüne, örfüne, adetine saygı gösteren bir milliyetçilik anlayışım var. Ve bundan dolayı Milliyetçi Hareket Partisi benim yıllarca hizmet ettiğim bir parti oldu. Ama hep dediğiniz gibi demokrat anlayışlıydım. Şöyle bir örnek vereyim. Ama çok vakit almaması için hemen birkaç cümleyle. Rahmetli Türk İş'in tanımadığı bir arkadaşımızı bundan 25 sene önce bana il başkanı ol dedi. Efendim beni bağışlayın, ona ol, bağışlayın. Sonunda falan olsun demişler, o da olsun demiş. Hı hı. Ama bu arkadaşımız da bu il başkanlığına hiç uygun değil. Bunu ben öğrendiğimde 25 yıl önce rahmetli Türk Yaş'ı aradım. Efendim olmaz dedim. Nasıl olmaz? Efendim bu arkadaş bize zarar verir. Şöyle 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 işte yanlışlar var. Ve kes sesini dedi. Ben ne diyorsam olacak. Ben sana il başkanı ol demedim mi? Dediniz. Olmuyorsan bu olsun dedi. Efendim şöyledir böyledir. Neticede kestirme söyleyeyim. Araştırdı, etti, eyledi. Ve ne yapalım dedi. Karşısına bir aday çıkartalım, siz verdiğiniz sözden caymayın. Delege kimi seçerse. Bu arkadaş listesine yazdığı isim kadar oy alamaz dedim ben. Ve gerçekten benim fikrime saygı gösterdi. Peki o zaman dedi. Gerçekten arkadaş listesine yazdığı isim kadar oy alamadı. Ve o koskoca herkesin böyle sert bakışlı gördüğü Alparslan Türkeş neticeyi görünce beni yanına çağırdı, omuzuma böyle yaptı. Yani haklıymışsın evladım tarzında. Şimdi onun için ben, biat kültürü bende yok. Genel başkan böyle dedi. Genel başkan genel olarak doğruyu bilir. Herhangi bir lider genel olarak doğruyu bilir. Ama her şeyi bilir değil. Çünkü genel başkanlar da peygamber değil. Yani Allah'tan gelen emirle konuşmuyorlar. Onların da fikirleri var, onların da hırsları var. Onların da efendim bir takım rakiplerine karşı işte söylemleri var vesaire. Onun için ben akıl süzgecinden geçirmeye bakarım. Çok akıllı adam olduğumdan değil. Ama kafamın sarmadığı bir şeyde hayır derim. Netice olarak ben yıllarımı MHP'ye verdim. Ve bir müddet geldi MHP'nin koalisyon iktidarındaki uygulamaları beğenmediğim için eleştirmiyorum. Benim kafama yatmadığı için siyaseti bırakıyorum dedim. Fakat bu esnada hiçbir zaman o siyasi partide bulunmadığım Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu diye hapse atılınca ben mazlumdan yanayım dedim. Benim damadım bana hep der ki baba Robin Hood gibisin. Hep garibandan yanasın. İnsan şiir okudu diye hapse atılıyorsa ben ondan yanayım. Sonra ilk güzel giden iktidarın uygulamalarına hatta il başkan yardımcısı olarak destek verdim. Ama ben bugün sıkıntıların olduğunu, bugün
AK Parti iktidarında ilk günlerindeki gibi iyi gitmediğini düşünüyorum. Onun için siyaseti de biraz kenardan izliyorum. Bu sıcak güne dair de söylemleriniz bu. Peki ben son olarak şuna geçmek istiyorum. Bursa iş adamlarının Bursa'ya olan sorumlulukları sizce ne olmalı? Ve bu şehri sevmek için bana üç neden söylerseniz ya da üç neden de kalalım. Evet, vaktimiz biraz daraldı. 5 diyecektim. Hadi 5 olsun. Yok yok. Üç neden de kalayım da o kadar çok neden var ki. Şöyle söyleyeyim. Ben geçen hafta Özbekistan gezisine gittim. Taşkent, Semerkant, Buhara. Bir baktım ki ben Allah kısmet ediyor böyle ortalama 2 yılda bir de Ümre'ye gidiyorum. Severek gidiyorum öyle. Laf olsun diye değil. Gitmeyenler gidenleri eleştiriyor. Ben de bir kere giderim bir daha gitmem dedim. Sonra bir baktım ki aşık oldum. Ama Semerkant ve bu arada baktım. Mekke'de bir Kabe var. Medine'de Mescid-i Nebevi var. Hazreti Peygamber'in kabri var. Bunları haşa yok farz etmek mümkün değil de yok farz etsen çok fazla eser yok. Oysa Semerkant ve Buhara'da öyle bir İslam tarihi var ki hayran kaldım. Kesinlikle. İmam Buhari orada, Timur orada, Türk'ün tarihinde, Nakşibendi Hazretleri orada. Altın nesil denilen nesil orada, İslam'ın ilerleyen yıllarındaki İslam'a hizmet etmiş. Sonra ben bir düşündüm, niye bunu anlatıyorum? Ya Bursa deyince biz Bursa'yı affı alıyoruz. 6 tane Osmanlı padişahı yatıyor Bursa'da. 1. Murat, 2. Murat, Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmet. Fazla manaları barındıran bir şehir. 6 tane Osmanlı padişahı yatıyor. Süleyman Çelebi yatıyor. Emir Sultan Hazretleri yatıyor. Üftadi Hazretleri. Somuncu Baba'nın eserleri. Allah'ım yarabbim bu Bursa'nın kıymetini biz bilmiyoruz dedim. İşte size bir tane neden. İşte bu kadar. E şimdi bakalım bir başka şey söyleyeyim. Allah Bursa'ya bir ülke kente verilmesi gereken tüm güzellikleri vermiş. Ne yapmış? Deniz mi? Bak biraz daha şurada 5 kat daha yukarı biraz çıksak daha denizi göreceğiz. Zorlansak göreceğiz. Denizi değil mi? Göreceğiz. 15 dakika evet. Şuradan. Göl mü? Şurada onu Abat Gölü 20 dakika, İznik Gölü yarım saat. Dağ mı? 15 dakikada teleferikte, 20 dakikada otomobil. Gözünüzün alabildiği yeşil. Yeşillik mi? Adı Yeşil Bursa. Bereket. İdi. Evet. Katletti yöneticiler. Yönetenler. Yaşayanlar yine, hep birlikte yine katletti. Yeşili, evet yine yeşil. Hep birlikte. Biraz mahrum değiliz esasında. Bakın ben bir tane insanın, bir insanın tırnağına zarar verebilecek bir insan değilim. Ama geriye dönük tüm yaşayan belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini yargılarım. Bursa'ya bu ihanet yapıldı diye. Böyle bir kentleşme dünyanın hiçbir yerinde yok. 3. dünya ülkelerinde var. Şöyle şuradan aşağı sarkalım. Bahar Mahallesi'ne gidelim. İşte Kolçınar denilen yere, Orta Bağlar'a gidelim, Yavuz Selim'e gidelim, Anadolu Mahallesi'ne gidelim, Hürriyet'e gidelim. Yahu böyle bir şehirleşme Allah'ınızı severseniz vallahi yok. Yani ihanet edin desek insanlar bir araya gelse bir kente bu kadar ihanet eder. Ama yeşillik mi? Yine de birçok kente göre var. Var, evet. Su mu? Çeşmesinden su içilen bir şehir Bursa. Nadir yerlerden biri. Peki termal mi? Kaplıca mı? Bu var. Sanat var, tarihi var, kültür var. Bu kenti sevmemek, sevgiden yoksun olmak demek. Değil mi? Peki ekmeğini kazanmak mı? Ekonominin başkenti Bursa işte İstanbul'u saymazsak. İstanbul zaten her yerin başkenti. Dünyanın başkenti. Dünyayı tek devlet olarak düşünürsen İstanbul başkent olur. Böyle merkezinde. Güzelim Boğazı vesaire. Şimdi bu kenti sevecek çok şey var. Ama gerçekten biz bu kenti el birliği içinde katlettik. Benim çocukluğumda Uludağ'ın yamaçlarından ya da Yeşilçay bahçelerinden ovaya doğru baktığımızda yemyeşil bir bitki örtüsü araya serpiştirilmiş kırmızı kiremitler görüldü. Oysa bugün
kirli havalarda hiç görünmüyor. Temiz havalarda gri bir beton yığını, araya serpiştirilmiş yeşillikler görüyoruz. Onlar da mezarlık, merak etmeyin. Nilüfer Deresi'nde balık tuttuğumuz günler dün gibiydi. Tabii ki kentler gelişecek ama planlı gelişecek. Yani siz böyle bir, şu emeğe bir bakalım biz. Böyle bir kentleşmeyi bana o, şimdi beni dinleyenler, o belediye meclis üyeleri veya eski belediye başkanları dinlesin beni de bana kızsın. Niye bizi yargılanmamız gerekir desin. Ben de onlara söyleyeyim. Gelin dünyayı gezelim, şu emek gibi bir kentleşme bana bir yerde göstersinler. Bunlar... Ben dünyanın yarısını gezdim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kentleşme yok. Bu ayrı bir platformda tartışılması gereken bir konu. Yani şöyle otururken sinirleniyorum. Bir ülkeye, az önce söyledik, ben milliyetçi bir insanım. Bu ülkeyi seviyorum, bu ülkenin insanını seviyorum. Peki bu ülkeye ihanet eden adama da müsaade edin kızayım ben. İsterse makamı belediye başkanı olsun, isterse bakan olsun, isterse belediye meclis üyesi olsun. Peki bunda iş adamlarının suçu yok mu? İş adamlarının da suçu var. Para kazanayım derken çevreyi kirletmeye kimsenin hakkı yok. Sami Bey, bu güzel tadına doyulmaz sohbetimizi burada nihayetlendirelim. Biz sizinle part 2 yapalım. Çünkü o kadar çok sorulacak sorumuz var ki ama vaktimiz bakın, bu kadar. Ben, çok güzel bir sohbet. İşte adı Demokrat Sami'ye çıkmış. Uysal bir adamım. Ama toplumu ilgilendiren konularda kendi menfaatleri için topluma ihanet edildiğinde bu güvercin Sami Şahin oluyor. Zaten bu konuşma eğer bu mihvalde biraz daha devam etsin, birileri rahatsız olur. Sami'yi de hani birilerini böyle kimine Ergenekon'dan kimine bilmem neden alıyorlar ya. Sami'yi de bir şeyden alırlar o zaman. Onun için konuşmanın bitmesi iyi. Biz çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hoş bir sohbet oldu ve dediğim gibi sorularımın da bir kısmını vaktimiz yer vermediği için de soramadık. Dediğim gibi part 2 yaparız sizinle. Teşekkür ediyoruz. Ben evet. De tüm Bursalılara ve Line TV izleyicilerine teşekkür ediyorum. Her ne kadar suçu lisan eylediysek affolması dileğiyle. Estağfurullah. Sevgili seyircilerimiz bu haftada bizlerden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Hoşçakalın.